Kur'an'a aykırı bir şeyi bana dayatırsanız hayat olsa teperim. Hayat olsa kabul etmem. Ya da haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı. Zalim babam da olsa, mazlum düşmanım da olsa. Benim ne yaptığımı Allah biliyor. Ben halkım için savaşıyorum. İnsanların ne düşündükleri umurumda değil. Evet, aşı yaptık diyorlar. Mikrobu izole etmeden bu aşıyı nasıl yaptınız? Bu hastalığı tanımak için üretilen test, PCR testi. Evet, bu mikrop ortaya çıkmadan üretilmiş. Dolayısıyla biz mikrobu bulmadık ki ona ilaç ya da aşı üretelim. 5 çeşit büyük marka firmalar tarafından aşı üretildi. Herkesin kesesine göre. Siz nasıl bir şey istiyorsanız onu zaten üreten bir uluslararası şirket var. Bunların arkasına bakın, hepsinin kuyrukları birbirine bağlı sanki. mRNA, ileri teknoloji. Ah, zaten bu mRNA var ya, gelecekte hemen hemen hiçbir ilaca ihtiyaç bırakmayacak. Tek bir mRNA, RNA o sizin vücudunuzda ne yapacağını bilen bir bölüm. Ama orada küçük bir M harfi var, o messenger. Ona ne yüklerseniz, mesela vereme karşı antikor yükle diye görünmeyen bir komut yüklüyorsunuz, onu vücuda yüklüyor. O taşıyıcı, RNA, hedef, adres, postanın gideceği yer, mesaj, M'de gizli. Oraya siz COVID'e karşı antikor üret derseniz, COVID'e karşı antikor üretecek. Başka bir hastalığa karşı, sadece hastalık değil, mesela sizin için daha mutluluk da öngörebilir. Ya da daha tehlikeli bir senaryodan söz edelim. Kalp kapakçığınızı kilitleyebilir. Başka bir senaryo. Mesela cinsiyetinizi değiştirebilir. O M kısmına yazarsanız eğer östrojen salgısını artır diye, bir süre sonra kadınsı eğilimler ya da kadınsı özellikler hayatınızın bir şekilde bir yerinde ortaya çıkabilir. Çünkü sonuçta androjen, östrojen dengesi değil mi cinsiyet? Zaten onu da toplumsal cinsiyete dönüştürdük. Dolayısıyla bu mRNA sistem olarak en tehlikelisi ve gelecekte de her zaman herkes için bir şekilde kullanılabilecek bir silah da olabilir. Yani o İHA'lara, SİHA'lara uzaya çıkmaya gerek yok. Bu gözükmeyen küçücük birkaç damla su sizin bütün hayatınızı renklendirebilir ya da bir cehenneme, bir zehire de dönüştürebilirsiniz. Sizin için M içinde neyin yazdığına bakmak lazım. Bu teknolojiyi bilmek önemli ama bunun kullanılmasının hele hele bu yaygınlıkta ve bu serilikte gerçekleşmesi gerçekten çok tehlikeli. Sinovac Çin, o şöyleydi, evet 3. faz tamamlanmadı, bizim üzerimizden tamamladılar. Bir defa bu aşıların hepsi bu mikrop izole edilmeden üretildi. Ve bunlar testleri tam olarak yapılmadı. Onun için de hiçbir sorumluluk taşımıyorlar. İşte en son Avrupa'da üretilen Pfizer'ın ilacına ilişkin Dünya Sağlık Örgütü tedbirlerden söz ediyor. Yani birkaç hafta ertelenmesinden söz ediyorlar. Peki milli aşı ne oldu? Sizin milli aşı dedikleriniz gerçekten ne kadar milli, ona da bakalım. Yani Milli Eğitim Bakanlığı ne kadar milli? Milli Savunma Bakanlığı'nda siz ne kadar özgün kararlar alabiliyorsunuz? Yani adı öyle olmasa, benim soyadım Cüce olsa bu benim için bir şey ifade eder mi? Ya da Cüce birine uzun soyadı verseniz değişen ne? Bir şeyi yapıyorsanız, onun makinesini onlar veriyorsa, onun standartlarını onlar belirliyorsa, onun ham maddesini onlardan alıyorsanız ve onlar tarafından onaylanıyorsanız, o zaman zaten onu sizin yapmış olmanız fazla bir şey ifade etmiyor ki. Onu yerli ve milli olarak yapmanız, yani milli piyango yapmanız sizin değerler sisteminiz, ahlak sisteminizle uyumlu mu? Onların yaptığını sizin yapmanız her zaman bir erdem ifade etmeyebilir. Onun için tekrar söylüyorum, bu aşıların yapımında esas alınan o mikrop, izole edilmesi gereken mikrop ortada yok.
İki, hastalık testinde kullanılan PCR testi yalan. Ve buna dayalı olarak yapılan bütün işlemler yanlış. İster ilaç üretim, ister aşı üretim, ister tedbirler planlayın. Şu var, işte genel olarak bu mikrobun yapısını biliyoruz. Bu da COVID'deki o C harfiyle ifade edilen seri. Bunun içerisinde SARS var, MERS var, kuş gribi var, domuz gribi var. Bunlardan sentezlenen bir de COVID'imiz çıktı şimdi. Koronavirüs dediğiniz virüs çok eskiden beri bilinen bir virüs. Bu da İspanyol gribi olarak bilinen H1N1'den türetilen bir format. Yani sadece COVID üretildi değil, bu bir biyolojik ajan. Kuş gribi, domuz gribi, SARS, MERS aynı akraba gruptan. Bu biraz daha karmaşık. Ve sonunda Sağlık Bakanı'nın açıklaması 2019'daki ölüm sayısından daha az ölüm gerçekleşmiş 2021'de. Nasıl oldu bu? Hangi salgından söz ediyorsunuz? Artık herhalde tekrar bu konuları bir düşünmemiz gerekiyor. Aşıya karşı olmak değil mesele. Aşı bahanesiyle insanların bir komploya kurban edilmesi hadisesiyle karşı karşıyayız. Bu ilaç nasıl, bu mikrop yapma bir mikropsa, bunun aşısı da o mikroptan daha tehlikeli, o süreci devam ettiren, kısırlaştırıcı etkisi olan, aslında COVID'le varmak istedikleri yeri bir de aşıyla tahkim etme konusunda planlanmış yeni bir üründen söz ediyoruz. Üstelik ekonomiler alt üst ediliyor, toplum hayatı alt üst ediliyor ve çok ciddi anlamda bir psikolojik risk, dünyada bir panik havası da estiriliyor. Bütün bunlar zaten o büyük Great Reset dedikleri global büyük dönüşümün belli bir aşamasına kadar sürdürülmesi gereken bir komplo ile karşı karşıyayız. Arkasından gelen transhümanizmdir. Onun arkasından gelecek olan çok daha farklı bir dünyadır. Eğer onlar planladıkları gibi bu işi bitirecek olurlarsa, biz biyolojik insan neslinin son örnekleri olacağız. Ama inşallah başaramayacaklar.